Şimdi enteresan bir şey. Olaylar esasında dışarıda yaşamış olduğumuz bütün olaylar sadece birer olay. Onun iyi mi, kötü mü, güzel mi, çirkin mi olduğunu söyleyen sizlersiniz. Kimin söylediğinin farkında değiliz. Şimdi üç tane step bahsettim. Birincisi, çok basit esasında, stresin ikilem yarattığını, yani şu anki durumunuz ve olmak istediğiniz durum diyerekten bahsettim. Okay? İki, geldiğimiz noktada eğer dış dünya sizi yönetiyorsa, o zaman zaten her zaman için problemdesiniz. Fakat bir şey fark etmeye çalıştırdım ki orada, dış dünya dediğiniz her şeyi esasında siz var ediyorsunuz. Siz olmasanız o dış dünya olmayacak. Sizin varlığınızla oluşan bir şey esasında. Üçüncü sebebe geldiğimse ise esasında çok enteresan. Acaba dışarıyı ben var ettiğimi fark ediyorsam, acaba kendimi yönetebilir miyim? Strese girdiyseniz stresten çıkmanız mümkün değil. Probleme girdiyseniz, korkuya, endişeye, bir şeye girdiyseniz çıkmanız mümkün değil. Çıkmadan önce orada olmanız lazım. Girmeden önce orada olmuş olmanız lazım. Olmadan önce orada olmuş olmanız lazım. Peki nerede olmanız lazım? Düşünce de, düşünce, duygu, davranış. Düşünce. Nerede olursanız eğer bu işi yaşamazsınız. Eğer şu anda farkında olursanız, düşüncelerinizin, duygularınızın, bedeninizin ve dış dünyanın, o zaman o çamura batmazsınız. Davranışlı olmalı. Kesinlikle. Ama farkındalığınızı kaybederseniz, o sizi yavaş yavaş etkisini alır. Beyinde 3 nöron deriz biz ona, 3 step atladıktan sonra artık yavaş yavaş o olayla ilgili beyin bir kimyasal salgıyı yayar. Kimyasal salgıyı yaydıktan sonra öfke, kızgınlık, stres ne isterseniz eğer artık o saatten sonra oradan çıkmanız mümkün değil. İmkansız. Eğer farkında olabilirseniz o zaman o nöronu yaymazsınız. Elinizde bir bıçak olduğunu fark ederseniz ne yaparsınız? Dikkatli olursunuz. Mesela şu anda bizim bahçemizde yılan var birkaç tane. Çok şey bir yılan değil ama yani 1,5 metre büyüklüğünde şöyle beyaz yılanlar var bahçede. Şimdi sen ne yaparsınız? Yılanlı bir bahçede oturuyorsanız şu anda. Ha? Durursunuz, tedbirli olursunuz, bakarsınız değil mi etrafınıza? Yani bir şekilde farkında olmaya çalışırsınız. Eğer bir şekilde bırakırsanız kendinizi, yılan gelip sizi sokabilir yani. Aynı biçimde acaba şu anda, şimdi, burada kimin oturduğunun farkında mısınız? Acaba kim oturuyor burada? Yani kim olduğunuzun farkında mısınız? Şu anda, şimdi. Kendimiz oturuyoruz. Ha? Kendimiz oturuyoruz. Biliyorum, kendinizsiniz. Kim ama? Yani benliğimizi bırakabildik mi? Yok, konsantre. No. Negatif, pozitif, endişeli, kaygılı. Kim oturuyor şu anda? Komiserim kim oturuyor şu anda? Şu an nötr oturuyorum ben. Rahat birisi oturuyor. Size göre kim oturuyor? Beklenti var. Beklentisi olan birisi oturuyor. Okey. Başka? Size göre? Meraklı. Meraklı birisi şu anda oturuyor. Okey. Peki ben şu anda nasıl bir ruh halinde olduğumu fark edersem eğer, hareketlerim ve eylemlerim nasıl olur? Eylemci olur. Farkında olarak yaparsınız o eylemlerinizi. Değil mi? Son derece etkili bir önemli esasında. Peki farkında olduğunuz zaman, hareketlerinizin ve dış dünyanın, kendinizin farkında olduğunuz zaman oradan bir bilinç doğar. Bilinç nedir esasında? Bilinçli olmak ne demek mesela? Farkındalık. Okey, biraz daha açalım o zaman şimdi bunu. Yeterli. Yani farkındalığınız bir bilinç oluşturur. Farkındalığın en üst noktada olması bilincimizi çıkarır. Bravo. Başka? Fikir olan var mı? O zaman yavaş yavaş aktarmaya çalışayım. Kadar konu içerisinde çözülmüş olacak tamamıyla. Biz önce farkında oluyoruz, değil mi sonra? Sonra eylemlerimizi bütün hepsinin farkında olaraktan yapıyoruz. Ya da dururken, konuşurken, otururken, su içerken her şekilde bilinçli bir eylemin içinde oluyorsunuz. Bilinçsiz bir eylem içinde olmuyorsunuz. Eğer bilinçli bir eylem içindeyseniz eğer, şu anda olan olay sizi etkilemez ama olan olayı anlamaya başlarsınız. Yani ben şu anda farkındayım, ruh halimin, bilincimin, her şeyinle farkındayım. Okay? Dış dünyanın da farkındayım. Ve trafikte sıkışmış vaziyetteyim ama yarım saat sonra bir yerde olmak durumundayım. Bu şartlarda olmam mümkün gözükmüyor. Şu anda farkında olursanız her şeyin ve bilinçli olursanız ne yaparsınız ya da ne yapmazsınız? Yarım saat sonra yetişmeniz lazım ama yetişmeniz mümkün gözükmüyor. Nereden baksan minimum 1,5 saat sürecek. Şu anda ne yaparsınız ya da ne yapmazsınız? Ararsınız, iletişim kurup gecikme bildirimi. Gecikme bildirirsiniz, bravo. Peki, cebinizde hiç paranız yok ve paraya ihtiyacınız var. Tamam, okey. Yani genelde kamyoncuların hepinizin parası var ama neyse. Belki bir gün hayatınızın bir yerinde parası yaşamışsınızdır. Ya da daha çok paraya ihtiyacınız olmuştur. Şimdi paranız yok ve paraya ihtiyacınız var. Okay? Ve farkındalığınız ve bilinçli seviyeniz devam ediyor. Paranızın olmadığını fark eden, farkındalık içinde olan ve bilinçli bir varlık ne yapar ya da ne yapmaz? Çalışır, para kazanır. Okay, başka? Niye çözüm üretiyorsunuz şu anda?
Parayı nasıl bulabileceğine dair? Yok. Bence hata edersiniz. Paraya neden ihtiyacın var? Paraya ihtiyacınız var. Bir ödeme yapacaksınız. Borç buldum. Yine çözüm buluyorsunuz. Borç buluyorsunuz, çalışırsınız. Çözüm üretirsiniz. Okey. İhtiyacı ötelemek... Şu anda paranızın olmadığını kabul ederseniz ve hiçbir eylem yapmazsanız ne olur? Ses olur. Ne olur? Ses olmazsınız. Bir şey yapmaya çabalarsanız ses olursunuz. Yani bakın, çok enteresan ve zor. Bu konuştuğum hiçbir şey kitaplarda olan bir şey değil. O yüzden beraberce keşfetmemiz lazım. Son derece önemli yani. Çünkü hep size bir problem olduğunda çözmeniz öğretildi. Bir problem varsa çözmeniz lazım. Bir sıkıntı varsa çözmeniz lazım. Böyle kenarda bırakamazsınız. Doğru. Fakat problemlerin problemi esasında ikilik yaratmanızdır. İkilik yarattığınızda stres yaratırsınız. Ve siz eğer bir şeyi var etmek için, mesela ışıkların yanması için içeride 220 wattlık bir ışığa ihtiyacınız varsa, onu ikiye bölerseniz 100 watt 100 watt diyerekten ne orayı yakarsınız ne burayı yakabilirsiniz. Bir şeyi anlayabilmeniz lazım ki anladığınız şeyi çözebilirsiniz. Doğru mu? Doğru. Anlayabilmeniz için o olayı görebilmeniz lazım. Önünü, arkasını, sağını, solunu, her şeyini. Birinci strep bu olayda öncelikle anlamanız gerekir. Anlamanız için bir ışığa ihtiyacınız var. Yani ikilem değil. Çözüm aramaya çalışırsanız eğer, problemde olan siz, çözüm arayan siz, ikiliği devam ettirirsiniz. Ama çözüm aramayı bırakırsanız, sadece olanı anlamak istiyorsunuz. Olan paranızın olmamasıdır. Ve bunu eğer bir şekilde kendinizle birleştirirseniz, yani olmayan da sizsiniz, parası olan da sizsiniz, sizsiniz yani esasında. Orada bir birlik oluşur. İkilik durur. Yaşamaya devam ediyor. Doğru. Okey. İkilinin durduğu yerde hiçbir eylem yok şu anda ve olayı sadece anlamış vaziyettesiniz. Ne olur acaba? Beraber izleyebilsek esasında çok iyi gideceğiz yani. Temiz zihin olur hocam. Temiz bir zihin olur kesinlikle. Evet. Bravo. İsim ne? Zafer ben. Zafer bravo. Temiz bir zihin olsa ne olur? Farkındalık yaşarsın. Ya bir insan körse, kör vaziyetlerde buradan kemer kadroya çıkmaya çalışıyor şu anda. Ne yaparsa yapsa çıkamayacak kardeşim. Çıkabilmesi için gözünün aydınlanması lazım ve görmesi lazım. Eğer siz görürseniz bir şeyi, artık orada stres yoktur. Ve gördüğünüz zaman siz, düşünceleriniz ve her şey bir bütünsellik içerisinde eyleme geçer. Olmayanın eylemi değildir o. Olanın eylemidir. Konuşmacı diyor ki, beraberce izleyebilirsek eğer, lütfen çözüm arama. Gerçeğe konsantre ol şu anda. Gerçekle birleş ve bütünleş diyor. Çünkü eğer diyor ikilik yaratırsan o 10 bin lira hiçbir zaman için bahane edemeyeceksin. Çünkü yeterli enerjin kalmayacak. Paniğe kapılacaksın. Strese kapılacaksın. Yanlış işler yapacaksın çünkü. Eğer ikili durdurursan şu anda param yok dersen ne olur diyorum. Yok kardeşim yok. Öğretilmiş çaresizliklerden kurtuluruz yok, hocam. Para yok ya. Bakın şu anda bile içinizde huzur olduğunu anlarsınız yani. Fakat yok demeniz esasında bir kelime yanlış anlaşılmasın çünkü daha çok İslamiyet'te kullanılan bir kelime ama teslimiyet kültürü gibi olana teslim olmak esasında. Fakat olana teslim olduğunuzda olan ve siz arasında bir ayrım kalmaz. Birlik oluşur orada. O birliğin olduğu yerde bir aydınlanma oluşur. O aydınlanma ne yapacağınızı gösterir size. Demek istediğimi anlatabildim mi? Kabul etmeden çünkü, çare aramak... Bravo. Çünkü problemlerin problemi ikilik oluşturmak. Sizin ana kaynağı da bu. Demek anlatabiliyor muyum? Stresli ve problemli bir adam, karanlığa düşmüş demektir. Karanlıktaki adamın o sorunu çıkartacak ve çözeceğini bekliyorsunuz. İmkansız. Peki o bakın, yok, o kabul ettikten sonra hemen, hemen geliyoruz. Tamam. Peki şöyle bir şey söyleyeyim. Çatışmacı ve problemli, kavgacı bir adam, stresli bir adamın eylemleri nasıl olur? Ha? Agresif, kaba saba, çatışmacı, problemli olmaz mı? Evet, evet. Problemli olur. Yani şimdi böyle bir adamın ne öğreteceğini bekliyorsunuz? Allah göstermesin parayı bulsa bile hatta sonunda gene kendini kaybetmiş olacaktı. Yani çektiği acılar, sıkıntılar ve problemler ondan çok daha fazla problem olmuş olacak. Kritik nokta esasında bu. Olan gerçeği anlamak istiyorum ben. Olan gerçeği anlayabilmem için gerçekten kaçmamam lazım. Gerçekle bir bütün olmam lazım. Kesinlikle ve bir oluyorum onunla. Ve beyin diyor ki hadi diyor bul bir çözüm diyor. Tamam bir tanem diyorum biraz dur bakalım. Önce olayı anlamak istiyorum diyorum. Olayı anlamak istediğinizde, olayı kabullendiğinizde o olayla bir ve bütün olursunuz. Bir ve bütün olduğunuzda yüksek bir enerjiye sahip olursunuz. Çünkü ikilik oluşmadığı için. O enerji size o anda eyleme geçirir. O eylemde düşünce var mıdır acaba? Bakın size iyice zorlaştırıyorum. Grubun seviyesi iyi olduğu için. Hadi be. Vallahi çok iyi oldu. Düşünce değil, soru olabilir. O eylemde düşünce var mıdır yok mudur acaba? Soru olabilir.
Vardır. Davranış vardır hocam. Düşünce yok. Bravo, eylem vardır hocam. Eylem vardır, davranış vardır. Aynen, düşünce artık orada yoktur. Orada yoktur.